Putin'in ofisinde ne konuşuluyordur? Bir fotoğraf görebilecek miyiz? Bir Putin ofis. Şimdi, canlandıralım yani, canlandırmalı evet, olsun. Var aslında bir tane öyle fotoğraf. Var var. İşte yok yok, şöyle bir fotoğraf var. Putin hepsiyle şey üzerinden konuşuyor şu anda. Anladım. Zoom üzerinden mi dersiniz? Hani var ya, onun üzerinden konuşuyor. Ya, şimdi, siz öyle bir fotoğraf bulursanız getirin ekrana. Ben Putin'in çalışma ofisinde ne konuşuluyordur arkadaşlarıyla, Zelenski'nin çalışma ofisinde ne konuşuluyordur arkadaşlarıyla sorusunu Hakan Bayrakçı'ya sormak istiyorum. Peki. Buyurun. Estağfurullah. Şimdi Putin tarzı liderlerin en büyük sorunu şudur. Dünyada olup bitenleri ve kendi ülkesinde olup bitenleri önüne sağlıklı bilgi ve donanımla gelip gelmemesi. Bu yüzden liderler, yani başbakanlar, cumhurbaşkanları şöyle bir şey yaparlar. Bunu hep yaparlar da bir de ilave yapan vardır. Şimdi onu söyleyeceğim. Şudur. Önüne hani bir ajanslar vardır. Önemli haberleri işte kendisiyle ilgili ya da partiyle ilgili, olup bitenle ilgili kısa başlıklar halinde özetleyerek bilgi sunarlar. Bir bu tür bir bilgi vardır. Bu şimdi yazılı değil, artık bilgisayarda oluyor. İşte oturuyordur, bilgisayar başında bir bakıyordur ona çıkarılmış özete. Ama Putin'in şöyle bir avantajı olduğunu duydum. Avrupa'da birçok bu liderde var bu. Muhtemelen Avrupa'dan şey yaptılar bunu, esinlendiler ve uyguluyorlar. Ruslarda yoktu çünkü bu. Rusya'da genel sekreter eski adıyla, yani şimdiki başkan, önüne getirilen bilgiyle yetinirdi. Ona ne bilgi gelmişse ya da hangi görüntü videosu getirilmişse yarım saat 45 dakika dünya kamuoyuna oradan bilgilenirdi. Şimdi Batılıların geliştirdiği bir sistem var. Putin'in de uyguladığını duydum. O da şu. Ülkelere göre kısa sürelerle 3 dakika, 2 dakika, 5 dakika, 1 dakika süresi değişiyor. Kritik ülkelerde, gazetelerde, televizyonların ana haberlerinde ve kamuoyunun genelinde, hatta sosyal medyada ağırlıklı neler konuşuluyor, hava ne, esen rüzgar ne, bunu önüne koyuyorlar Putin'in. Koyduklarını daha doğrusu duyduk. Bunu bir derece bilebiliriz. Bu demektir ki, bu şu demektir, bunun anlamı ne? Putin dünyada neler olup bittiğini dört duvar arasında ona ulaştırılmış bilgilerden öğrenmiyor. Daha fazlasıyla öğrenebiliyor demektir. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Muhtemel ki bu sebeple, bir kere en önemli anlamı, gerçekten şu anda Fransa'daki hava ne, Amerika'daki hava ne, Türkiye'deki hava ne, Japonya'daki hava ne, hatta savaşın olduğu Ukrayna'daki hava ne, bunun gerçeğini bir iki saatlik bir çalışmayla sabah ilk iş olarak öğrenerek güne başlıyor demek. Öğrenmesinin anlamı ne? Öğrenmesinin anlamı bir an evvel barışa gitmesi gerektiğini anlamasıdır. Ya eğer böyle bir mekanizma çalışıyorsa Putin'in Ukrayna'ya hiç girmemesi gerekiyordu. Onların imajına, bir hesabı vardır Hakan Bey. Yani imajına bu kadar dikkat ediyor mu acaba? Bu imaj açısından değil ki. Alacağı kararların da etkisi bakımından. Yani ne bileyim, ekmek fiyatıyla ilgili de bu tip bilgilere bakarlar. Bu her anlamda bu bilgiler onlara ulaştırılıyor. Artık ulaştırılıyor. Hele bu internet şey sayesinde, bilgisayar sayesinde. Peki bunlara bakıp neler, barışa mı? Şimdi benim anladığım, bu ilk bizim Antalya'da bir toplantı oldu ya. O şimdi bir yandan dünyayı gözlüyordu Putin. Yani şimdi geldik, bir yandan da ofisinde ne olup bitiyor ya. Yani bence tabii bu. İşte ofisi böyle. Çin başkanıyla. Bu konuşurken ama şeyle. Çin başkanıyla ama yaptığı bunun üzerinden konuşuyor hep. Bu bölünebiliyor. Bunun üzerinden görüşmeleri. Bu hep bu odada ve hep bu görüşmeleri burada yapıyor. Tamam. Tamam. Şurada da bakın şeyi var. Televizyon ve bilgisayarı var. Var var. Evet doğru, doğru. 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 Şimdi her türlü bilgiyi oradan alıyor. Şimdi o dünyayı gözlediği zaman bence. Kurşun kalemler koymuş oraya yeşil. İki nabzı yokluyordur. Tabii ben tahminimi söylüyorum sadece. Bir, önce dünyada ne olup bittiğini kendisi gözlüyordur. Birilerinin söylemesi yanına öne koyduğuyla değil. Sonra kurmayları dediğimiz sivil ya da askeri zevatı toplayıp onlarla münazara ediyordur. Çünkü sizin önünüze o 10 kişinin, 5 kişinin ya da 17 kişinin
koyacağı tablolar ya da öneriler farklı olabilir. Dünyada esen rüzgar farklı olabilir. Ya da ülkenizde esen rüzgar farklı olabilir. Bence Putin Antalya olayıyla başlayıp Dolmabahçe olayıyla devam eden ve aynen de burada anlatıldığı gibi hem Mete Komutan'ın hem Paşam'ın anlattığı gibi olay barış sürecine doğru gitmesi gerektiğini bence Putin anladı. Bir sebepten değil, 50 sebepten. Sahadaki gerçeklik onu dayatıyor diyorlar zaten askeri olarak bakıldığında. Şimdi komutanlar olayın sahadaki gerçekliğini anlattı. Bu da ekibi ben mi? Ben buna ilaveten evet, şunu söylüyorum. Ben buna ilaveten şunu söylüyorum. Eminim dünya kamuoyunun, Rusya imajının ve Rusya ekonomisinin de hesapları, kitapları yapılıyor. Sadece sahadaki gerçek de değil. Şimdi sahadaki gerçek önüne bunu koydu. Direnir, dayanır. Rusya gücü olan bir ülke. Haklısınız. Tabii o yani şey de önemli. Ya, illa da Kiev'e gireceğim der mesela. Söylediğiniz o unsurlar da önemli tabii. Mesela Kiev'den bence vazgeçme sebeplerinden birisi. Bak şimdi Kiev Rus tarihi için, kendi Rus tarihleri için de çok önemli bir kent. Hatta Rusya Devleti'nin başlangıcı olarak ilk 10. yüzyıl ve 15. yüzyıl Kiev kabul edilir. Moskova'dan yakıp önce. Yıkmak başka istemiyor. Bir şey daha var. Heh, bravo. Şimdi Harkov gibi kendisine en yakın grupların yaşadığı şehri alamamışken Kiev gibi savunmanın ana merkezi olan bir şehre girmek ister misiniz? Yani sahanın gerçekliği bu. O tamam. Ha, bu sahanın gerçekliği. Eyvallah. Harkov'u. Tamam. Bak Harkov Rusların daha çok yaşadığı Rusça konuşulan bir şehir. Harkov. Rusçuların daha çok olduğu yer. Aynı ama yer. Aynen öyle. Rus tarihi sınırıza de... Sınırıza da yaklaşık 20 kilometre, 30 kilometre işte neyse. Rusları ve Rus tarihini de bilen biri olarak yorumluyorum. Ruslar ki, inat yakıp, ederlerse... Yakıp yıkmazlar diyor. Tarihsel... İnat ederlerse ben bu işi yapamadım yoktur Ruslarda. Rus tarihini inceleyin. Hiçbir savaşlarında... Senle aynı fikirdeyim. Ben vazgeçiyorum yoktur. Hakan Bayrakçı, bu ofiste o zaman şu mu konuşuluyor? Konuşuluyordur. Donbas'ın tamamı Kırım tamamdır. Anlaşmayı yapalım. Bu mu konuşuluyordur? Bir de kafada NATO'ya girmeme teminatını alalım. Onu da alalım. Ya bu anlaşmaya yakın bu adam. Tabii bence öyle. Çünkü dünya kamuoyunu ve kendi ülkesinin ekonomisini ve üçüncü faktör kendi ülkesindeki kamuoyunu da gözledi. Bir dakika. Bu Putin son zamanlarda hep böyle hep mi öyle yapıyor? Hep böyle yapıyor. Neden? Öldürülmekten yok, şeyden dolayı. Zehirlenmek, öldürülmek. Hastalıktan dolayı. Hastalık kapmaktan. Yani en son... Covid mi? Covid'den mi? Covid mi kaldı ya ortada? Bakın şöyle söyleyeyim. En son hatırlarsanız bu fotoğrafı ne zaman konuştuk hatırlıyor musunuz? Onların savunma bakanı olan Şolgun ortalıkta gözükmüyor. Nerede falan diye konuşulurken bu görüntüyü yani... Ukrayna ilgili askerlerle görüşmesinin görüntüsünü de böyle verdiler. Yani hiçbiriyle bir karargah ortamında görüşmüyor. Peki tek neden Covid olamaz yani ya? Şu ana kadar söylenen bu. Sağlık nedenleriyle. Yoksa askerler girip yani zaten bakın hiçbir asker dahi olsanız silahlı olarak o odaya girme şansınız yok ki. Yani o emniyetin içerisinde bir silahlı kişinin... Hadi. Başka bir rasyonel gerekçe bulamıyorum diyorsunuz. Yok yani ne anladım. Yapacaklar? Covid'den korkuyor. Hakan Bey bir dakika. Paşam, Putin'in ofisinde şu anda ne konuşuluyordur? Şimdi önce ben müsaadenizle Putin nerede olabilir'i söylemek isterim. Yani nükleeri karıştırdığı için Putin söylendiği kadarıyla Moskova'da olmadı. Dolayısıyla malumunuz Moskova metrosundan girip de 400 kilometre ilerideki Urallarda nükleer bombalara karşı dayanıklı sığınakta olduğunu değerlendiriyorum. O nedenle belki doğrudan yanına birçok kişi gelip gidemiyor diye düşünüyorum. Yani önce öyle düşünüyorum ben. Onların biliyorsunuz sığınağı orada. Amerikalıların yani sığınakta mı çalışıyor? Yani bu mesela bu fotoğraflar sığınaktan muhtemelen. Mı? Bu fotoğraflar sığınaktan mıdır yani? Muhtemelen. Duvarlar sığınak gibi. Muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum. Pencere yok. Yani evet, doğru. Ben öyle düşünüyorum. Yani
Çayan Dağı'ndaki Amerikalıların sığınağı da yani tamamen bir dağın içinde aşağı yukarı 4500 metre falan bir dağın içinde ondan sonra 2 kilometreye yakın içeriye giriyorsunuz. Ondan sonra işte salonlar falan harekat merkezleri orada dağın içinde. Yani Ruslarınki de bizim birçok kişiden aldığımız bilgiye göre efendim Ural Dağları'na yakın bir yerde tamamen dağın altında Moskova'dan 400 kilometre yer altından korumalı bir trenin yani nükleer bombalara dahi korumalı olacak şekilde duyduğum kadarıyla 70 metre yerin altından gidişi söz konusu. Peki o şu anda ne konuşuluyordur? Birçok kişi neredeyse. Şimdi şu anda konuşulan şu, yani birinci işlem başarılı olamadı, stratejisi yanlıştı, istediğimizi elde edemedik, istihbarat yanlıştı. O zaman yavaş yavaş biraz evvel söylendiği gibi onurlu bir şekilde geri çekilme nasıl yapılabilir konusu söz konusu. Burada Zelenskiy ile de doğrudan ilişkili bu işlem. Niçin? Zelenskiy baştan itibaren Biden'ın bütün sözlerini dinleyen bir ekip konumundayken şu anda Zelenskiy Biden'ın sözlerini Sayın Bayrakçı'nın söylediği gibi yani onda bir ağırlığı kalmayan bir konuma geldiği için Biden ondan dolayı rahatlıkla barışa getirme konumunda Zelenskiy. Neden böyle? Bir dakika. Çünkü halkına karşı. Buyurun buyurun. Siz Putin'in katılıyorsunuz yani Hakan Bayrakçı'nın analizine. Putin'in ofisinde şu an ne konuşuluyordur? Aynen. Yani siz diyorsunuz ki stratejimiz, taktiğimiz yanlıştı diyorlardır. Bu işten nasıl geri dönebiliriz'i tartışıyorlardır. Bu mu? Yok, yanlış o plan diyor. Yanlış o plan oldu. Zelenskiy de aynen. Söylüyor. Amerika bir de diyor, tabii onda bu, bir hafiflemiştir onu diyor. Onu da soracağım. Bir dakika. Önce bir Putin'i anlayayım. Zelenskiy'nin de şimdi biraz bakın. Biraz geç anlıyorum. Anlaşma. Yani anlaşma iki kişinin arasında olacağı için Putin'in masasında konuştuğu aynı zamanda Zelenskiy bakın anlaşmaya yaklaştığı düşüncesini konuşuyorlardır. Onu söylemek istiyorum. Tamam. Çok çünkü güzel. Zelenskiy Biden yani anlaşacak olan iki kişi var ortada. Yani Biden'la efendim aradan çıktığı takdirde Putin'le Zelenskiy arasında. Evet. Şimdi bakın bunu daha önce de söylemiştim. Yani efendim biliyorsunuz Zelenskiy NATO'dan soğudum. Kırım ve Donbas işini halledelim de bu iş bağlansın dediğinde muhtemelen Biden tarafından fevkalade bir şekilde adeta yani ne olduğunu yani çok ters çıkıldığını değerlendiriyorum. Ve hatta bazıları da konuşmalarda dediler ki ya bu Zelenskiy Amerika mı zehirler kim zehirler belli olmaz falan dediler. Sizler de belki birçok şeyi duymuşsunuzdur. Yani o zaman Zelenskiy Kuleba'yı Antalya'ya gönderdiğinde Kuleba hiçbir şey diyemedi. Yani Zelenskiy çok rahatlıkla işte Kırım ve Donbas konusu da konuşulabilir konumu var iken muhtemelen işte Biden'ın baskısı yüzünden Kuleba Antalya'ya geldiğinde boyuna sadece efendim ateşkes 24 saat olsun. Ondan sonra rahatlıkla insanlar bir yerden bir yere göçebilsin. Bunu konuşabildi. Herhangi bir şekilde Zelenskiy'nin o ilk ifadelerini konuşamadı. Yani siz... Fakat öyle zannediyorum ki şimdi... Evet, çok iyi anladım. Evet, yani diyorsunuz ki Putin... Zelenskiy şu anda... Putin'in ofisinde Zelenskiy'nin Biden'dan bir parça bağımsızlaştığı, Biden'dan farklı bir tutum alma potansiyelinin arttığı... konuşuluyordur Putin'in masasında, Putin'in ofisinde. Dolayısıyla Zelenskiy ile oturulup bir anlaşma yapılanabilecek kıvamın geldiği konuşulabilir diyorsunuz. Ben aynen öyle diyorum. Sizin söylediğiniz gibi. Şimdi bunun sebebi de şu efendim. Bunun sebebi Zelenskiy'e artık halk baskı yapıyor.
Yani çevresindekiler baskı yapıyor. Diyorlar ki bakın Biden'ı dinlediğimiz takdirde bu savaş ömür billah devam edecek. Yani bu savaş devam ettiği takdirde de efendim Ukrayna yıkıma uğrayacak. Ama Biden'ın umurunda olsaydı zaten uçuşa yasak bölge yapardı, şunu yapardı. Eğer sen bu işte barışa gitmezsen seni suçlar 3 gün sonra halk diyor Zelenski'nin çevresi. O yüzden İstanbul'da bakın belirli noktaya gelindi. Herkes başarılı olmadı diyebilenler, menfi düşünenler söz konusu olabilir ama bana göre belirli noktaya bu 6 maddede geldi. Ve fevkalade ileri bir noktada olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu devam edip bir noktada bağlanacak. Biden kenara çekildi yani. Hafifledi gitti. Erdoğan Paşam çok teşekkürler. Çok güzel anlattı. Aslında sizin söylediklerinizi evet. de bir anlamda hem detaylandırdı hem de teyit etti Erdoğan Paşa. Şimdi bir iki tane Putin fotoğrafı getirmek istiyorum ekrana. Gelebilir mi Onur? O telefonla konuştuğu. Ya ben bu telefonlarına bakıyorum Putin'in. Böyle kablolu. En son ben bunu 1983 yılında mı ne kullandım 93, ya bu telefonu? 90. Kaçta kullandık 90'lar. Biz? 90'larda mı kullanıyor? 90'larda niye kullanıyor. Böyle bir telefonla konuşuyor acaba? Mete Yarar? Kablosuz telefonla mı konuşsun? Evet yani ne, çok şey değil mi? Arkayık kalmadı mı bu? Güvenlikle ilgili şöyle olabilir. Söyleyeyim. Normal bütün silahlı kuvvetler dahil olmak üzere normal birimlerde telsiz telefon kullanılması istihbarat anlamında tercih edilmez hiçbir zaman. Cumhurbaşkanı Erdoğan da mı bunu kullanıyor? Dünyanın hiçbir yerinde telsiz telefon kullanmaz. Kullanmaz mı? Kullanmaz. Güvenlik dedim ya. Güvenlik nedeniyle kullanmaz. Biz evde kullanıyoruz. Siz bizim en güvenliğimiz fazla, siz en fazla iyi konuşuyor olabilirsiniz. Evet. Dünya için ne kadar büyük bir potansiyel tehlike yaratıyor evet. olabilirsiniz. Abi sektör mamasını... Bir müsaade eder misiniz? Biz. Erdoğan Paşam, hiç. Bu telefonu... Müsaade bir de... eder misiniz? Tabii tabii. Ya, buyurun. Nedir bu telefon? Şimdi için? Efendim bu emniyet içindir. Emniyet içindir. Ne kadar kablolu telefon yaparsanız o emniyeti sağlarsınız. Hmm. Mesela bizim malumunuz Türk Telekom'un satışı esnasında ben de muhabere elektronik bilgi sistem başkanıydım. Yani Türk Telekom satılması söz konusu olmasın. Çünkü elimizde her türlü muhabereyi, haberleşmeyi onunla yapıyoruz dendiğinde o sırada Türk Silahlı Kuvvetleri zaten çoktan harekete geçmişti. Ne için harekete geçmişti? TAFIX sistemiyle. Yani TAFIX sistemi nedir? Silahlı kuvvetlerin özel haberleşme sistemidir. Onu kimse dinleyemesin diye her türlü tedbir alınmıştır. Ha, hiç dinleyemezler demiyorum. O ayrı konu. Ama yani söylemek istediğim bu askeri konuşmalarda Putin de onun için böyle konuşuyor diye düşünüyorum. Yani, bizim de şu gibi. Anda TAFIX 1, TAFIX 2, TAFIX 3 sistemlerimiz tamamlanmıştır. O yüzden genellikle hep kablo kullanılmıştır. Çok nadir yerde radyo link, hani sizin bir şekilde efendim muhabereyi, haberleşmeyi link üzerinden yapmanız söz konusudur. O da çok nadir. Yani ulaşılması çok zor yerlerde muhabere yapılması içindir. Türk Silahlı Kuvvetleri aşağı peki. yukarı 2001 yılında bu işi bitirmiştir 3 yılda. Abdülkadir sen kablolu ilgili... mu kullanıyorsun? Ben kablosuz kullanıyorum. Kablosuz. Biz de kablosuz kullanıyoruz. Sahadaki gerçeklikle ilgili bir şey konuşma söylemek istiyorum. Bey. Sahadaki gerçeklik dediğimiz konuyla ilgili ama bir şey söylemek istiyorum. Ama konuyu değiştirmeyelim. Şimdi şunu bitireyim. Yok değiştirmeyeceğim de ama çok önemli bir konu. Hadi gireceğiz oraya bir dakika. Hatta peki. telefon dinlemeyle ilgili bir şey anlatayım. FETÖ'cüler VIP dinlemede beni de dinlemişti. Belli ki bir şey çıkaramamışlar. Bir süre sonra vazgeçmişlerdi. O kadar önemsiz bir konuşma o zaman yapıyorum. Yani. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir fotoğrafını attı. Şey de... Ama telefonu gözükmüyor ki belli olmuyor. Görünüyor mu? Onu da bir görebilir miyim? Peki bir Putin fotoğrafı daha var. Bu da Mete Yarar'ın söylediğinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. O fotoğrafı da görebilir miyiz? Ya şimdi mesela burada bir takım Rus yetkililerle bir... Kim bunlar? Güvenlik zirvesi miydi bu? Onur. Yani Rus yetkililerle bir araya gelmiş geniş bir salon. Aradaki mesafeye bakalım çok fazla. Demek ki hastalık korkusu. Yani Covid kapmamak için.
Yani öyle söylenmişlerdi. Geçen gün hatırlarsanız Macron'la ilgili görüşme sırasında da. Yani o uzun masa. Uzun masa sebebi olarak da test yaptırmamasını, test yaptırmayınca mesafeyi korumak için yapıldığını söylemişlerdi. Enteresan değil mi ya? Evet, evet. Demin dedim ya bu canlı toplantılarda da biraz mesafeyi büyütmüşler ama. Çünkü bayağı normalde abartmış. Eskiden böyle değildi bu Rus şey genel sekreterlerinin ve cumhurbaşkanlarının toplantı odaları. Ben böyle görmedim odaları. Ben de hiç yani. Evet. Hatırlamıyorum. Bu başka bir salon. Kremlin'in başka bir Peki, salonu. Peki Hakan Bayrakçı, Putin'in ofisinde ne konuşuluyorduyu çok güzel anlattınız da Zelenski'nin ofisinde ne konuşuluyordur? Evet. Önce espriyle karşı. Erdoğan'ın fotoğrafı gelmiş bir bakayım. Ha orada da var kablolu. Şu kablolu mesela değil mi? Mesela öbür taraftaki evet. telefon, sağ taraftaki telefon şifreli telefon. Hangisi ya? Kripto bu taraftaki. Telefon. Şu kripto mu? Telefon. Sağdaki. Şu kripto. Evet. Kripto telefon, evet. Öbürü de kablolu zaten. Evet. Sayın Hakan, yani bu söylediğim Tafix telefonu. Ha Tafix telefonu anladım. Evet. Karşı karşıya birbirini şifreleyen özel şifreli olan. Özel bir telefon yani. Şifreli yani onun aynısı karşı tarafta birbirinin kodunu girmezsen yalnız duyamaz, hiçbir şey duyamazsınız. Peki bunun dinlenme ihtimali sıfır mıdır? Dünyada hiçbir şeyin dinlenme ihtimali sıfır değildir. En aza inmiş. Yani öyledir. Adem hep bize öğretilen ilk kural şudur. Duyulmasını istemiyorsan konuşmayacaksın derler. Bu kadar basit. Evet. Zelenski'nin ofisinde bir ne şey konuşuyor? Söyleyebilir miyim? Buyurun Erdoğan Paşa'm. Efendim şimdi bu dinlenemesin diye kabloların herhangi bir şekilde girilmesi halinde kablonun bir yerinde hemen sinyal verir, alarm verir. Bunun yanı sıra her kilometre başına diyeyim yani bir yer söylemek istemem. Efendim devamlı surette araya girilip girilmediğini tespit eden cihazları vardır. Bunun yanı sıra kablonun kesilmesi halinde diğer bir kabloya aktarma imkanı vardır. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu TAPIX sistemi siber saldırılara karşı fevkalade güzel bir şekilde efendim işte siber saldırıları karşılayacak şekilde duvarlar örmüş bir sistemdir. Çoğunlukla onun için kabloludur ve çoğunlukla da şifrelidir. Peki, çok teşekkürler.